İsim deyip geçmeyelim. Kapattın mı? Evet. Hı. İsim deyip geçmeyelim. Bir adam, birkaç defa anlatmışım size, bizde Halit Hoca, Allah gani rahmet etsin, onun meclisinden birisi. Her bazen çok sık gelip şikayet edermiş, efendim ben yokluk içindeyim, dua et ki Allah bana biraz varlık verir, şöyle böyle. Bir gün demiş ki, ya ben seni çok zengin biliyorum demiş ya. Sen ne yokluktan bahsedip duruyorsun? Ya Hoca Efendi, hiç olmazsa sen benimle alay etme demiş. Benimle alay etme. Yok, çok ciddi konuşuyorum demiş. Senin adın ne? Hasan. Hasan demiş, senin adını Dikran koyacağım. Ve bu mahallenin yarısını senin üstüne tapu edeceğim. Kabul eder misin? O nasıl söz? Hacı Efendi demiş, vallahi El Aziz'i tapu etsen ben Dikran'ı almam demiş. Sen ne konuşuyorsun demiş. Ya bu neyi bir iki şey saymış ya. Senin demiş bak bir ismin bir El Aziz ediyor. Sen ne yokluktan şikayet ediyorsun. İsim basit bir şey değildir yani. Şimdi oraya laf olsun diye, salata olsun diye yazıyorlar ama Allah'ın her zaman şeyi, dua kapısı açık olur. Açık zamana rastlar, onun adı Jisto Misto diye geçer. Ahirette mahşer yerinde Jisto ne isteyecek? Yani Jisto Misto işte bir şeyler. Bok füsür. Şimdi o adam Resulullah'tan ne gizli bir şey isteyecek yani. Ben Jisto'yum ya Resulallah. Basit değil yani bu işler niye böyle hafife alınıyor? Cenab-ı Hakk'ın o anda dergahı dua makbuliyetine açık olur. Senin ismin de Jisto diye geçer oraya. Herhalde böyle şeylerden korkmuyorlar ki yazıyorlar yani. Bak şimdi çok mühim bir şeye dikkat çekeceğim. Bakın Türkiye'de çok namlı gavurlar var. Çok namlı. Onların gıybeti yoktur yani onların. Çünkü onlar bundan iftihar ediyor. Mesela Çetin Altan. 60 ihtilalini yapan adamdır o Çetin Altan. Taş makalesini, taş sütununa makale yazardı. Milliyet'te. Bu 1960 ihtilalinin kalemidir bu herif. Dehşetli bir kalem vardı. Onun oğullarının ismini biliyor musunuz? Birinin adı Mehmet, birinin adı Ahmet. Türkiye'de dinsiz deyince kim akla gelir? Aziz Nesin. Oğlunun adı ne? Ali. Bizim bu kadar Hasan'ın, Hüseyin'in oğlunun adı da ya taş, ya toprak, ya vırt, ya zırt. Kaya, taş, toprak, yel, kara yel. Düşünüyorlar hele ne koyak ki hiç kimse de olmaya. Anlıyor musun? Akıllılık başka şey, gavurluk başka şey yani. Ya sen Risale-i Nur dersi dinliyorsun. Risale-i Nur'un sualini soruyorsun. Sözlerden bahsediyorsun. Adın Jisto Kisto. O Jisto Kisto boşa gitmiyor ha. O Jisto Kisto kaydolunuyor. Alemde boşluk yoktur. O Jisto Kisto ile mahşer yerinde çağrılırsan ne diyeceksin? Söyle bakayım bana. İsimi hafife mi alıyorsun sen? Ana babanın en mühim vazifelerinden birisi de çocuğa bir Müslüman ismi takmaktır. Bir Müslüman ismi takmaktır. Lillahi'l-Fatiha.